Sayılarımız düşük mü? 124-125'lerde Yok iyiyiz. hocam, geliyorlar zaten de birazcık gecikebiliyorlar. Tamam. Evet, başlayalım hocam. Gençler, dün cümle sözcükte anlam ve noktalamayı tekrar etmiştik. Bugün cümlede anlam ile yazım kurallarını tekrar edeceğiz. Yazım kurallarının genel olarak şöyle bir üzerinde duracağız. Önemli ayrıntıları var, onları vereceğim. Dikkat etmeniz gereken hususları anlatacağız. Şimdi cümlede anlamla başlıyoruz. Cümlede anlamımız üç başlık altında toplanır ki bunlardan birincisi anlatımına göre cümleler. Yani öznel, nesnel cümleler, tanım cümleleri, içerik cümleleri, üslup, doğrudan anlatım, dolaylı anlatım ve aşamalı durum bildiren cümleler olarak 8 alt başlıkta da ortaya çıkıyorlar. Şimdi bunların içinde hemen baştan başlarsak ilk başta öznel anlatımlı cümleler. Yani çok zor bir şey değil zaten. Kişisel yargı taşıyan cümlelere öznel, herkesçe kabul edilen yani kanıtlanabilen cümlelere ise nesnel diyoruz. Burada dikkat etmemiz gereken tek husus şu. Bisiklet sürmek dünyanın en zevkli sporudur. Kişisel bir görüş taşıdığı için öznelken bu cümleyi alıntı cümle haline getirmek onu nesnel hale getirir. Yani bisiklet sürmek dünyanın en zevkli sporudur diye söylüyordu kazadan önce. Yani biz artık burada bisiklet sürmenin en zevkli spor olup olmadığını değil, bu sözü söyleyip söylemediğini kanıtlamaya çalışırız ki bu kanıtlanabilecek bir şeydir. Bu nedenle de alıntı cümleler, unutmayalım tekrar söylüyorum, alıntı cümleler nesneldir. Nesnel. Alıntı cümlelerin hepsi nesneldir. Bunun haricinde öznel ve nesnelleri ayırmakta zorlanmazsınız zaten. Zor bir iş şeyi yok. Kanıtlanıp kanıtlanmadığına bakıyoruz. Kişisel yargı taşıyıp taşımadığına bakıyoruz. Evet. Tanım cümlelerimiz var. Varlıkların ne olduklarını belirtmek için kurulan cümleler bunlar. Bu nedir? Nedir? Gibi sorulara cevap verirler. Burada sizi yanıltacakları bazı hususlar var. Şunlara dikkat edeceğiz. LGS, MEB'in öğrencileri ortaöğretim kurumlarına yerleştirmek için yaptığı bir sınavdır. Tanım mıdır diye soruyor. Bir düşünelim. LGS, MEB'in öğrencileri ortaöğretim kurumlarına yerleştirmek için yaptığı bir sınavdır. LGS'nin açılımı liseye giderken sallanmayın demektir. Tanım mıdır? Bunu soruyor. Ve LGS hayal kurarak kazanılan bir şey değildir. Tanım mıdır diye sormuş. Bu üç cümleyi düşünelim. Ve bakalım acaba hangileri nedir sorusuna cevap verir? Hangileri nedir sorusuna cevap verir? Bakalım. Şimdi gençler, nedir sorusuna cevap vermek zorunda ama bakarsak şuraya. LGS, MEB'in öğrencileri ortaöğretim kurumlarına yerleştirmek için yaptığı bir sınavdır, tanımdır. Çünkü nedir sorusuna cevap verir. LGS nedir? MEB'in öğrencileri kurumlara yerleştirmek için yaptığı bir sınav. Tanım. LGS'nin açılımı liseye giderken sallanmayın demektir. Evet gençler, bu yanlış bir açılımdır. Liselere geçiş sınavı olan LGS'nin açılımı liseye giderken sallanmayın değildir. Ama cümleye göre LGS nedir dediğimizde liseye giderken sallanmayın demektir. Bu bir tanımdır. Yanlış da olsa bir tanımdır. Unutmayın, yanlış da olsa bir tanımdır. Tanım cümlelerinde nedir sorusunun cevabı olması yeterlidir. Yanlışlığına, doğruluğuna bakmıyoruz. Yanlış bir tanımdır ama tanımdır. Son cümlemize baktığımızda LGS hayal kurarak kazanılan bir şey değildir. Tamam. LGS hayal kurarak kazanılan bir şey değildir. Sorduğumuz zaman hiçbir şekilde nedir sorusuna cevap vermez. Nedir? İşte bu kalem değildir LGS. Güzel. LGS nedir? Telefon değildir gibi bir mantık çıkar ortaya. Yani ne olmadığını söylemek, ne olduğunu söylemek değildir. O yüzden bir şeyin ne olmadığı tanım değildir. Unutmayın, ne değildir sorusu tanım değildir. Unutmuyoruz. Şimdi tanım cümleleriyle ilgili bir sorumuz var. Tanım cümleleri herhangi bir varlığı ya da kavramın ne olduğunu zihnimizde canlanması gereken şeyleri ifade eden cümlelerdir diyor. Bu tanımdan yola çıkarak aşağıdaki tanım cümlelerinden hangisi söyleyenin kişisel yorumunu içermektedir? Bakın gençler, dört şıkkımız da tanım. Yalnız
Soruyu neyle birleştirmişler? Öznelle nesnel yargılarla birleştirmişler. O yüzden burada bakacağımız şey, şöyle şıklara bir bakarsanız zaten rahatlıkla bulabileceğiniz bir soru. Kişinin kendini başkasının yerine koymasına empati denir. Evet, empatinin tanımı yapılmış ama öznel mi yapılmış, nesnel mi yapılmış? Empatinin nesnel bir tanımı yapılmıştır burada. İnsan zekasının çalışmasıyla ortaya çıkan düşünce ürünüdür bilgi. Burada da bilgi nedir sorusunun cevabı vardır ki nesneldir. Yenilgi bir işte, bir uğraşta başarısızlığa uğrama, kaybetmedir. Burada da yenilginin tanımı yapılmış ve nesnel olarak yapılmış. Nedenini söyleyeyim. D şıkkı size daha rahat anlamanız için anlamanızı sağlayacak. Sevgi tüm insanların sahip olup olabileceği en asil duygudur. İşte burada sevginin tanımı yapılmış ama tüm insanlığın sahip olup olabileceği en asil duygu olduğunu söylemek, bu kişisel bir düşüncedir. Benim için başka bir duygudur bu, senin için başka bir duygudur. O yüzden sorumuzun cevabı tanım olmasına tanımdır hepsi ama sadece denizli öznel bir yargı taşır. İçerik ve üslup cümleleri. Sorularda çok fazla gelen, yani genellikle testlerde çok fazla karşınıza çıkan bir tarz. İçerik, üslup. Yani bir eserin içeriği ve üslubu, yazarın üslubudur aslında burada anlatılmak istenen. İçerik, yazarın eserinde anlattığı konu. Yani neden bahsetmiş, konusu neymiş? İşte köy hayatından, insanların tarlalarda çalışmasından vesaireden bahsetmiştir dediği anda içerik olurken, üslup bunu nasıl anlatmış? Bunu anlatırken halkın dilini kullanmış, anlaşılması zor kelimelerden uzak durmuş gibi üslubu, yani anlatış tarzını veriyor gençler. Anlatış tarzı bu demektir. Neyle nasıl anlatıyor? Bakın ne diyor. Görüş, duyuş, anlayış ve anlayıştaki özelliği ve bir türün, bir çağın kendine özgü anlatış biçimidir. Akıcı bir anlatım tarzı kullanmış diyorlar genelde mesela yazarlar için bu şekilde. Yazarın üslubundan bahsedilmiştir diyor bakın soruda. Eserinde çağ dışı, insanlık dışı olaylara karşı savaşmaya aktardı. Şimdi gençler, ne anlattı mı, nasıl anlattı mı? Unutmayın, tekrar geriye dönüyorum. İçerik ne anlattı, üslup nasıl anlattı? Unutmayın. İçerik ne anlattı, yani konu, üslup nasıl anlattı? Yani anlatış tarzıdır. Soruya tekrar döndüğümüzde eserinde çağ dışı, insanlık dışı olaylara karşı savaşmaya aktardığı için ne anlattı? Yani içeriği söyler. A şıkkı içeriktir. B şıkkımızda ise bakın bu yazısında halkı bilinçlendirmek amacıyla hep güncel olayları anlatmış. Yine ne anlatmış? Güncel olayları anlatmış. Nasıl anlatmış? Hiçbir bilgi vermiyor. Bakın sorumuzun cevabında gördüğünüz gibi bu ilk öykülerinde sıfatlardan, söz sanatlarından kaçınan yalın dili ve ayrıntıları gözlemlendik ustalığı ile dikkat çekti. İşte bu nasıl anlattığıdır. O yüzden bu sorumuzun cevabı Ceyhan, yani üslup olan Ceyhan'dır. Denizli'ye bakalım. İnsanların mutluluklarını, hayallerini gözler önüne sermiştir eseriyle. Yani mutluluklarını, hayallerini anlatmıştır. Nasıl anlatmış değil, ne anlatmıştır. Buradaki olayımız da budur. Üslup ve içerik farkı, tekrar bir sefer daha yeni gelen arkadaşlarımız için de söyleyelim. İçerik ne anlattı, üslup nasıl anlattı? Geçiyoruz şimdi. Bir diğeri anlamlarına göre cümleler gençler. Anlamlarına göre cümleler. Burada birbirine karışan çok fazla yargı var. Ön yargı ile tahmin. Mesela bunlardan bir tanesi. Ön yargı. Önceden olumlu ya da olumsuz bir şekilde bir konu hakkında yorum yapmaktır. Mesela bu kitap bu yılın en çok satan kitabı olacak. Yani bunu tahmin gibi de düşünebilirsiniz gençler. Tahmin cümleleri de birbirlerine çok yakındır.
ama ön sezi vardır ve tahminlerde şöyle bir olay daha var. Bir tahmin cümlesi, yani bildiğiniz zaman tahmin etmiş oluyorsunuz, sonuca ulaşmıştır, olay bitmiştir. Siz şunu da söylersiniz, tahminim doğru çıktı veya yanlış çıktı. Tahmin olayı bu işte. Yani annemin eve erken geleceğini anlamıştım. Bakın alttaki cümlemize. Annemin eve erken geleceğini anlamıştım dediği için artık annesi eve erken gelmiştir. Tahmini tutmuş. Düşünürsünüz. Çünkü sizin daha önceden kestirebilme gücünüzü kullanarak annemin eve erken geleceğini anlamıştım. Tahmin etmişsin. Annemin eve erken geleceğini düşünmüştüm. Tahmin etmiştim ama tahminim çıkmadı demektir. İki şekilde de tahmin cümlesi yapılır. Ama ön yargı cümleleri genelde olay ve görüntülere dayanarak önceden olumlu olumsuz. Genelde biz bu ön yargıyı da kişilere karşı kullanırız gençler. İşte onun sınav kazanacağını düşünmüyorum gibi. O sınav kazanamaz. O sınavı kazanamaz. O sınavdan 500 puan alır gibi. İkisi de ön yargıdır. Dediğiniz gibi olmayabilir. Ama annemin eve erken geleceğini anlamıştım. Annem eve gelmiş. Bitmiş artık. Ön yargı cümlesindeki olay henüz ne olacağı belli değilken tahmin cümlesinde olay belli olmuş bakın. Annemin eve erken geleceğini anlamıştım. Sınavdan 100 alacağını sezmiştim. Bunu söylediğimiz anda kişi sınavdan 100 almıştır unutmayın. 100 almıştır. Burada dikkat edeceğimiz husus bu. Değilse ön yargı ve tahmin cümleleri birbirleriyle neredeyse aynıdır gençler. Ayırmakta çok zorlanırsınız. Şimdi devam ediyoruz. Yine anlamına göre cümlelerde bir başkası yakınma cümleleriyle sitem cümleleri. Yakınma ve sitem. İkisi de birbirine çok yakın şeyler. İkisinde de olumsuz bir durum hakkında, olumsuz bir durum hakkında rahatsızlığınızı dile getirirsiniz. Bu rahatsızlığınızı nasıl dile getirirsiniz ama işte yakınma ve sitemi ayıran özellik de bu. Sitem cümlede bir durumdan duyulan rahatsızlığı kişinin yüzüne söylersiniz. Yüzüne söylersiniz. Yakınma da ise arkasından konuşursunuz. Bakın burada bir nevi dedikodu yapmaktır. Yani her zaman bana böyle kötü davranıyorsun dediğim zaman kişiye sitem etmişimdir. Çünkü yüzüne konuştum. Her zaman bana böyle kötü davranıyor dersem arkasından konuştuğum için bizim bir nevi dedikodu yapmaktır dediğimiz olay budur. Çünkü dedikodu insanların biliyorsunuz arkasından konuşularak yapılır. Arkasından konuşularak yapılır. O yüzden unutmayalım sitem yüzüne yakınma kişinin arkasından yapılır. Ben şöyle söyleyeyim. Burada sözün bir kelimeyle değişimini göreceksiniz. Bakın hemen açayım. Burada sadece ben çalışıyormuşum gibi bütün işleri bana yaptırıyorsunuz dediğimde bunu bana iş yaptıran kişinin yüzüne söylüyorum bakın cümlede. Burada sadece ben çalışıyormuşum gibi bütün işleri bana yaptırıyorsunuz. Bakın sitem cümlesinin yakınmaya dönüşmesine sebep olan tek şey bir ekin çıkarılması bakın. Neden? Burada sadece ben çalışıyormuşum gibi bütün işleri bana yaptırıyor. Yaptırıyorsunuz dersem kişiye söylerim. Yaptırıyor dersem arkasından söylerim. Sitem ve yakınmanın farkı da budur. Arkadan konuşup konuşmamamızla ilgilidir. Hangisinde sitem anlamı vardır? Şimdi sitem arkadan konuşma olmadığı için kişinin yüzüne söylenen cümleyi bulacağız. Yaşadıklarımı ne sen sor ne ben söyleyeyim. Şimdi bu cümlede bakın yaşadıklarımı ne sen sor ne de ben söyleyeyim cümlesinde kişinin yüzüne söylenen bir ifade var. Ancak Bursa'da da böyle bir şey var. Seni ancak buraya gelirsen şikayet etmemde de böyle bir şey var. İkisinde de yüze söylenen var. Hastalığımda o ikisi şıkkı döneceğiz tekrar gençler. Hastalığımda en yakın bildiklerim telefon bile etmediler. İşte buradaki arkadan konuşma olduğu için sitem değil yakınmadır. Bir ay sonra geleceğim umarım. Burada bir tahmin anlamı vardır.
Peki A ile B arasındaki fark nedir? Yani neden ikisi birden sistem değil kişinin yüzüne söylenmesine rağmen? Çünkü B şıkkı koşul anlamı taşımaktadır. Seni buraya gelirsen şikayet etmem, gelmezsen şikayet ederim. Burada olumsuz bir durumdan yakınılmıyor. Ama A şıkkında yaşadıklarımı ne sen sor ne ben söyleyeyim kişiye karşı söylendiği için. Evet, gelelim diğer bir başlığımıza. Hayıflanma ve pişmanlık. Bu en çok karıştırdığımız şeylerden bir tanesi gençler, anlam konularından. Neden? Biz Türkçe'de hayıflanma cümlelerini doğru dürüst kullanmayız. Yani çok kullanırız ama hayıflanma olduğunu bilmeyiz. Bu nedenle bütün cümleleri pişmanlık sanırız. Ama hayıflanma cümleleri özellikle 7. sınıfta, 8. sınıfta önümüze çıkmaya başlıyor. Adanın hayıflanma olduğu. Ondan sonra ayırmamız, yani çok aslında çok bariz ayrımları vardır ama hani dikkat etmemiz gerekiyor. Mesela hayıflanmak bir kişinin yapmadığı işten duyduğu bir üzüntüdür. İnsan yaptığı işten pişman olur. Yapmadığı işten pişman olmaz. O yüzden yaptığı işten pişman olurken yapmadığı işle ilgili olarak hayıflanır. Keşke ensesine bir tokat atsaydım. Biraz gülerdik. Tokat atmış mı? Hayır, atmamış. O zaman yaptığı iş, yapmadığı işten hayıflanıyor. Bakın, yapmamış çünkü. Ancak pişmanlıkta keşke ensesine bir tokat atmasaydım. Küsmezdik şimdi diyor. Çünkü tokadı atmış. O yüzden hayıflanma ve pişmanlık cümlelerini ayıran özellik işin yapıldığı mı yapılmadığı mıdır? Hayıflanma ve pişmanlık cümlelerinin özelliği işin yapıldığı mı yapılmadığı mı? Keşke şuradan bir arsa alsaydım demek hayıflanmadır. Çünkü arsayı almamış. Ancak keşke şuradan bir arsa almasaydım dediği zaman işte o zaman pişman olur. Çünkü arsayı almıştır. Şimdi örneğimizde bakalım. Şimdi size bir 30 saniye vereyim. Parantez içinde verilen hangi anlam özellikleri yer değiştirirse bu karışıklık önlenmiş olur diyor. Bir bakalım. Hemen bekliyorum. Cevap diyeceğim. Evet gençler, sanırım bulmuşsunuzdur. Zamanında okusaydım şimdi her şey farklı olurdu. Okumuş mu? Hayır, okumamış. O zaman bu pişmanlık olamaz. Yapmadığı bir işten pişman olamazsınız. Bu hayıflanma olabilir. Onunla bu kadar ağır ve sert konuşmamalıydım da ise konuşmuş. O yüzden pişman olmuş. Yapmış çünkü bunu. O yüzden pişman olmuş bu durumdan. Burada yer değiştirmesi gereken kalp ve yıldız olur. Sorumuzun cevabı Adana olur. Peki diğerlerine bakalım. O kadar çok emeğime rağmen teşekkür bile etmedi. Bunu kişinin arkasından söylüyor gençler. Dedikodu yapıyor. Yani yakınıyor. Düşüncelerini başkasıyla paylaşmana üzüldüm derken ise kişinin yüzüne söylediği için sitemdir. Yani yakınma ve sitem cümlelerimiz doğruyken pişmanlık ve ayıflanma cümlelerimiz yanlış yerleştirilmiş sorumuzda. İkisini değiştirdiğimiz zaman okumadığı için ayıflanma, konuştuğu için pişmanlık olur. Küçümseme ve azımsama cümleleri. Bunlar da birbirlerine yakın anlamlı cümlelerdir. Küçümseme nedir? Azımsama nedir? Küçümseme, bir kişiyi veya olaya değer vermeme, hafife alma durumunda kullanılan cümlelerken azımsama miktara bağlıdır. Herhangi bir şeyi miktar olarak az bulmadır. Sen kim, nette birinci olmak kim dediğimiz zaman işte burada birini küçümsüyoruz. Belki olacak. Belki olacak, bilemiyoruz. Dikkat etmemiz gerekiyor buna. Olup olmadığına. Şimdi aynı şeyi azımsamaya geldiğimiz zaman azımsama miktar olarak az bulma olduğu için 50 milyon dolarcığın mı var fakir demiş. 50 milyon dolarcığın mı var fakir?
Evet, akıl almaz bir para. Kime göre akıl almaz bir para? Milyar dolarları olan bir insan için milyon dolar hiçbir şeydir. Onu, bu sözü öyle biri söylüyor olabilir ve bu parayı az buluyordur. Parasını az buluyordur kişinin. O yüzden miktar bildiriyorsa her halükarda bu azımsamadır. Bu kadarcık bayram harçlığıyla mı geçireceğiz önümüzdeki bayramı? Mesela azımsayabiliriz hepimiz. Bayram geliyor, değil mi? 100 lira veriyorlar harçlık olarak ve şöyle diyoruz. Bu kadarcık mı bayram harçlığı vereceksin dede? 50 liracık mı bayram harçlığı vereceksin dede? Az buldum ben bu harçlığı anlamındadır. Küçümsemeyle karıştırmayalım. Küçümsemenin miktarla bir alakası yoktur. Azımsama ise tamamen miktara dayalı bir konudur. Şimdi 4 tane cümlemiz var. Küçümseme mi, azımsama mı acaba? Birincisi, bütün gün 700 sorumu çözebildin. Bütün gün 700 sorumu çözebildin. Azımsama mı, küçümseme mi diye baktığımızda miktar ifade ettiği için azımsamadır gençler. 3 gündür kursa gidip karate öğrendim mi zannettin dersem bu seni küçük görüyorum demektir. Sen beceriksizsin gibi düşünüyorum. O yüzden de bu küçümsemedir. Oyuncu diye yanıma getirdiğiniz adam bu mu? Yani bundan oyuncu mu olur? İşte bu da bu kişiyi az bulmakla alakası yoktur. Kişiyi miktar olarak az bulamayız. Beceri olarak az bulabiliriz. O da küçümsemeye girer. Beğenmiyorum ben onun oyunculuğunu demektir. Bu çocuk mu ülkeyi kurtaracak? Bakın, bu çocuk mu ülkeyi kurtaracak? Şimdi ilk cümlemize baktığımızda bütün gün 700 sorumu çözebildin. Ya bu miktarlar gençler çok yüksek olabilir. 10 soru da yazıyor olabilir orada. Ona sakın takılmayın. Çünkü 700 soru senin için çokken bir başkası için az olabilir. Bu değerlendirilmez. O yüzden bu cümleyi söyleyen kişi bunu az bulmuş. Azımsamış yani. Azımsadığı için de, yani miktar olarak az bulduğu için de buna azımsama diyoruz. Bizim için 700 soru süper bir soru. Keşke çözebilsek diyoruz. Ama mümkün değil. Gün yetmiyor. Fakat çözebilen vardır belki. Onu söyleyen kişi o yüzden 700'ü az bulmuş olabilir. Unutmayın, miktar çok diye, bize çok fazla geliyor diye buna azımsama denmez demiyoruz. Miktar olarak az bulmuş mu bu cümleyi söyleyen kişi? Bulmuş. O zaman o azımsamadır gençler. Yani dizilimi şu şekildedir. Azımsama, küçümseme, küçümseme ve küçümseme şeklindedir. Deyimlere geliyoruz. Deyimler bazen görüntü olarak birbirine çok benzer. Yani baktığınızda birbirine aynı sanırsınız. Anlamca aynı sanırsınız. Ama gerçekte anlamlar arasında çok büyük farklar olabilir gençler. Buradaki soruda olduğu gibi. Akan su yosun tutmaz, yuvarlanan taş yosun tutmaz, işleyen demir pas tutmaz, emek olmadan yemek olmaz. Şimdi buraya baktığınızda, soruyu tarzına baktığınızda, sorunun ifade tarzına baktığınızda dikkat ederseniz farklı gibi görünen emek olmadan yemek olmazdır. Sorunun cevaplayalım. Hadi beraberce siz bir cevaplayın. Bir düşünün sorunun cevabı ne olabilir diye. Sonra ben cevaplayayım soruyu. Evet. Birçoğunuz bulmuştur bu sorumuzun cevabını. Şimdi gençler, sorumuzun cevabı D şıkkı değil. Emek olmadan yemek olmaz, çalışmanın önemini anlatır. Çalışmanın önemini. Yani emek gösterirsen yemek yersin, kazanırsın demektir. İşleyen demir pas tutmaz. Bu da çalışmanın önemini anlatır. Akan su yosun tutmaz da çalışmanın önemini anlatır. Ancak akan su yosun tutmaz ile yuvarlanan taş yosun tutmaz görüntü olarak neredeyse birbiriyle aynıdır. Ancak anlam olarak hiç alakaları yoktur. Çünkü sorumuzun cevabı yuvarlanan taş yosun tutmaz. Yani B şıkkıdır. Yuvarlanan taş yosun tutmaz demek bir insan
bir o işte, bir bu işte çalışır durursa, bir o işten o işe koşar, diğer bir işi bırakır diğer işe giderse, hiçbir işte başarılı olamaz demektir. Hiçbir işte başarılı olamaz. Anladınız mı? Yani o yüzden akan suyusun tutmaz. Çalışan insan sıkıntı yaşamaz, dinç durur, başarılı olur derken, yuvarlanan taş yosun tutmaz. Hiçbir işte dikiş tutamayan insanlar için kullanılan bir şeydir. Yani bir o işte başlıyor çalışıyor, 10 gün onu bırakıyor öbür işe koşuyor. Böylece hiçbir işi tam öğrenemediği için hiçbir işte de başarılı olamıyor. Bu tarz sorulara dikkat edelim. Birbiriyle yakın görünüyor diye anlamı aynı olacak diye bir şey yok. Şimdi burada çözüm nedir? Bu kadar atasözünü nasıl öğrendiniz? Genelde sınavlarımızda, LGS sınavlarımızda, MEP kitaplarında kullanılan, özellikle etkinliklerde kullanılan atasözleri ve deyimler tercih ediliyor. Genelde diyorum, her zaman değil. O yüzden elinizde varsa MEP kitaplarımızı açıp şöyle bir etkinliklerine bir baksak, özellikle atasözü ve deyim açısından, oradaki atasöz ve deyimlerin anlamını öğrensek, biraz da fazlaca soru çözsek deyim ve atasözleriyle ilgili, çok rahat bir şekilde bunları da yaparız. Şimdi karşısında verilen açıklamaya uygun kullanılmamış bir deyim soruyor bu sorumuz. Nazı geçmek istediğini yaptıracak kadar hatırı sayılır olmak mıdır? Nedir gençler cevap acaba? Düşünelim bir şöyle. Evet. Nazı geçmek istediğini yaptıracak kadar hatırı sayılır olmak demektir gençler. Fellik fellik aramak, telaşla aramaktır. Fellik fellik her yere bakarak aramaktır. Hemen her köşeye bakarak aramak olduğu için de yanıtımız Bursa'da değildir. Tabanları yağlamak, sıkıştığımız zaman hızlıca kaçmak anlamında kullanıyoruz ya, hızlıca koşarak kaçmak. Tabanları yağlamak. Dayak yiyeceğini anlayınca tabanları yağladı gibi fırladı gitti kaçtı anlamındadır. Ancak daldan dala konmak, hiçbir isteği yerine getirmemek değildir mesela. Bir o işe koşmak, bir bu işe koşmak. Hatta belki yuvarlanan taş yosun tutmazdaki kişi, hani bir o işe koşmak, bir bu işe koşmak anlamı taşır. Daldan dala koşmak diye. Atasözlerimiz var. Atasözlerimizle ilgili olarak, atasözleri deyimlere dayalı olarak, deneyimlere dayalı olarak ortaya çıkmıştır. Ama bazen birbiriyle çelişir. Bu ne demektir gençler? Atasözleri biliyorsunuz yıllarca atalarımızın deneyimiyle ortaya çıkmıştır ama bir atasözünü söylediğini başka bir atasözü yanlış diyebilir. Bunun sebebi de her atasözü aynı yerde aynı olay üzerine çıkmamıştır. O yüzden birbiriyle çelişebilirler. Ama sonuçta her türlü nasıl olursa olsun çıktığı bölgede, zamanda bu deneyimler sonucu ortaya çıkmıştır. Bakın birbirine zıttı olabilir diyor. Bulunmamaktadır. Şimdi iki cambaz bir ipte oynamaz. Burada İki cambaz bir ipte oynamaz demekli. Bir koltuğa iki karpuz sığmaz. Şimdi bu ikisi acaba birbirinin zıttı mıdır? Aynı anlam mıdır? Denizden başlayarak tersten geliyorum gençler. İyi insan lafının üstüne gelir diyor. Bir insan geldiği zaman kullandığımız bir şey. Sevmediğimiz bir insan geldiği zaman da itan çomağı hazırla deriz. Bu birbirleriyle zıt anlam içerir. Yani gelen insanların hoşnut olmak ve hoşnut olmamak anlamında kullanıldıkları için bir çelişki olabilir bunlar. Fazla mal göz çıkarmaz, hep kazancın fazla olması gerektiğini anlatırken azıcık aşım ağrısız başım. Yani malın çok değilse derdin de çok değildir. Şimdi akıl akıldan üstündür. Yani her akıl bir başka akıl daha önemlidir diye bir başkasının aklını almak daha önemlidir derken herkes aynı şeyi düşünür diyor. Bunlar da birbiriyle bir zıtlık, bir nevi zıtlık taşır. Ancak iki cambaz bir ipte oynamaz demek. İki lider bir işin başında, iki yönetici bir işin başında olamaz diyor. Bir koltuğa iki karpuz sığmaz da aynı anlama gelir gençler. Gerçi bir kişi aynı anda iki işi yapamaz da demektir de. Bunlar aynı anda iki işin yapılmayacağı, iki yöneticinin olmayacağını gösteren eylemler için kullanılan
atasözlerimizdir. Şimdi birkaç tane de soru çözümümüz yapacağız gençler bu konuyla ilgili. Ondan sonra diğer konumuz için ikinci derste devam edeceğiz. Evet, ikinci sorumuza bakıyoruz. Cicero'nun bu cümlesi aşağıdakilerden hangisiyle aynı anlamca aynı doğrultudadır? İnsanın en büyük düşmanı da dostu da kendisidir. Yani Cicero'nun bu cümlesinde ne anlatılmak isteniyor? İnsanın en büyük düşmanı kendisidir. İnsanın en büyük fenalık dost bildiklerinden gelir. Bu bununla çelişir tam tersine cümleyle. Ne kadar çok dostluğunuz olursa o kadar mutlu olursunuz. Bir bağlantısı yoktur cümlemizle ilgili olarak. İnsan ne ederse kendine eder ise insanın düşmanı da dostu da kendisidir, en yakınlardan biridir. Ama D şıkkına bakmadan, hiçbir zaman tüm şıklara bakmadan Türkçe'de soru çözmüyoruz. Çoğu insan yalnızlığından ötürü zarar verir kendine. Şimdi yukarıda yalnızlıkla ilgili bir şey söylemediği için bu sorumuzun cevabını Ceyhan olarak alıyoruz gençler. Evet, bir sonraki sorumuza geçtik. Cümle yayarak içinde verilen anlam birbirine uymamaktadır. Cümledeki üçüncü sorumuzdayız. Yılın en komik filmi kesinlikle bu olacak. Bu bir ön yargı cümlesidir. Kurallar caydırıcı olursa suç oranı düşer. Bakın hepsini tek tek açıklayarak gidelim. Evet, soruyu bu arada cevabı bulduğunuzu biliyorum. Yılın en komik filmi kesinlikle bu olacak. Kesinlikle dediği için yani önceden bir kanıya, yargıya varıyor. Öngörü de diyebiliyoruz buna. Bu cevap olamaz çünkü doğrudur bu. Kurallar caydırıcı olursa suç oranı düşer. Olursa diyor yani şart küpümüzü de kullandığı için şart anlamı taşır, koşul anlamı taşır. Bu ilacı günde 3 kere içmelisin. Bir tavsiyede bulunuyorum sana. Günde 3 defa iç diyor. Bu da tavsiyedir. Geciktiğim için özür dilerim de bir amaç yoktur. Amacın ne? Geciktiğim için özür dilerim. Böyle bir anlam çıkmaz. Altıncı sorumuza da hatta 5'ten 4'ten gelelim. Yukarıdaki numara üçünden hangisinde özelden genele anlam katılmış? Gençler şimdi burada bu özelden genele kavramı da kapsadığı nesne sayısına bakılıyor. Şimdi büyük yangında herkesin evi yandı. Ev mi daha çok şeyi kapsar diye bakmamız lazım. Bina, apartman, site bu şekilde bir dağılım yapması lazım. Şimdi bu numara üçünün hangisinde özelden genele bir anlatım yapılmıştır o zaman? Şimdi burada bir numarada zaten herhangi bir genelden özele veya özelden genele bir dağılıma baktığımızda büyük yangın olmuş, birçok ev yanmış. Bu büyük yangındaki yanan evler genelden özele sıralama olabilir ama özelden genel olamaz. Mesela yayla çorbası mı daha geneldir? Yemek mi daha geneldir diye baktığımızda yayla çorbası özel, yemek geneldir. Çünkü yemek dediğimiz zaman bütün çorbalar ve diğer yemekleri içine kapsar. O yüzden buradaki iki numaradaki özelden genele bir sıralama vardır. 5. Bir sanat eseri gerçeğin kopyası olmalı. Fakat gerçekten de kopmamalıdır. Nitelikli eser gerçeklerden çeşitli izler taşıyan eserdir. Diyen bir yazar için aynı doğrultuda olan nedir acaba? Evet. Yapıyoruz sorumuzu. Bir eser gerçeğe ne kadar benzerse yazar da o derece başarılıdır. Gerçekten kopmamalıdır dediği için yakın anlamlı olabilir. Ama net bir cevap bulmadan, diğer şıklara bakmadan buna cevaplayamayız gençler. Çünkü Türkçe'de bir sorunun net bir cevabı olmayabilir. Yakın cevaplar ortaya konmuş olabilir. Daha belirgin bir cevap var mı diye muhakkak ve muhakkak bakacağız. O yüzden B'ye geçiyoruz. Sanatçı, gerçekle ilgisi olmayan yeni bir dünya ile okuyucunun hayal gücünü zenginleştirmelidir. Bakın burada kopyası olmamalı ama gerçekten de kopmamalı diyor. B kesin yanlıştır. Bir sanatçı eserlerinde gördüklerini onun gibi yansıtmalıdır.
olduğu gibi yansıtmalıdır. Evet, kopyası olmamalıdır dediğine göre bu olduğu gibi yansıtma kopya olur. Bu da cevap bulamaz. Eser gerçeklerden yola çıkmalı ancak onun aynısı olmamalıdır. Bakın şimdi A şıkkı ve D şıkkı birbirlerine çok yakın. A şıkkı sorumuzun çeldiricisidir. Çünkü yukarıdaki cümledeki iki maddeyi de kopyası olmayacak, gerçekten de kopmayacak. İkisini birden içeren, bakın, gerçeklerden yola çıkmalı, aynısı olmamalı. İkisini birden içeren cümlemiz, daha kapsamlı olan cümlemiz Denizli'dir. O yüzden de Denizli sorumuzun cevabıdır. Altıncı sorumuza da bakıyoruz. Öz eleştiri. Eleştiri cümlelerinden başlık olarak size soruda vermedim. Eleştirmek kendini veya yani özünü, kendini eleştirmek veya başka bir şeyi eleştirmektir. Eleştiri olumlu yapılabilir, olumsuz yapılabilir. İkisi birden de yapılabilir. Yani hem olumlu hem olumsuz eleştiri yapılabilir. Diyor ki öz eleştiri yapılmıştır. Yani özümüz, kendimiz eleştirmiştir. Baktığımız zaman iyi bir okul olabilmek için elimden geleni yapıyorum. Burada bir eleştiri yok gençler. Bazen çok konuştuğum için canım çok yanar. Bu kötü uyumdan kurtulamıyorum. Evet, kendi yaptığım yanlış davranışla ilgili olarak kendi kendime yanlış davranışımı eleştiriyorum. Özümü eleştiriyorum yani. Ama C şıkkına baktığınız zaman o gazetenin köşe yazarlarını beğenmiyorum derken karşı tarafı eleştiriyor. Kendisini eleştirmiyor. O yüzden cevabımız hem C'de de eleştiri olmasına rağmen cevabımız B'dir. Çünkü öz eleştiri sorulmuştur bizlere gençler. Öz eleştiri sorulmuştur. Evet, şimdi cümlede anlamımızı da bitirdik gençler. İkinci dersimizde yazım kuralları ile ilgili özel kuralları konuşacağız. Birkaç tane de sorumuz var, onları çözeceğiz. Bugünlük bu şekilde devam edeceğiz. Şu anda 10 dakika bir ara veriyoruz. Hepinize iyi teneffüsler dileyim şimdiden. 10 dakika sonra lütfen zamanında derste olalım. Sevgi hocam. Gençler siz çıkabilirsiniz. 10 dakika sonra tekrar link atılacak. Sevgi hocam dersi bitirdik. 10 dakika ara verdik. Tamamdır hocam, ben kaydediyorum hemen. Görüşürüz gençler, link atacağım gruptan.